Evet sevgili Beygazete izleyicileri, bugün Bursa halkına Trabzonspor Fenerbahçe derbisi hakkındaki fikirlerini sorduk. Skor tahminleri neler? Gelin hep birlikte izleyelim. Trabzonspor Fenerbahçe maçının sonucu ne olur diyorsunuz? Trabzonspor Fenerbahçe'yi bir şekilde yener. Fenerbahçe o kadar transfer yapmasına rağmen Mesut İzil'ler, onlar bunlar ama hiçbir şey fark etmez. Fenerbahçe bu sene ligi 3. veya 2. olarak bitirebilir. Şampiyonun en büyük adayı Beşiktaş'ta Galatasaray'dır kardeşim. Trabzonspor'da Fenerbahçe'yi yener. Erol Bulut büyük bir ihtimalle istifa edilmeye zorlanacak. Kovulma ihtimali yok. Çünkü yönetim kendisi getirdi onu. Ali Koç'un getirdiği bir teknik direktörü Ali Koç kovmaz. Onu bir şekilde istifa ettirecekler yani. Kendi şeylerine zorlayacaklar, istifaya zorlayacaklar yani. İstifa etmezlerse büyük ihtimalle kovmazlar. Kovacaklarını düşünmüyorum çünkü kendileri, Ali Koç kendisi getirdi onu yani. Yani şöyle söyleyeyim, Erol Bulut da zaten Fenerbahçe'ye iki gömlek büyük gelir abicim. Olmaz. Erol Bulut'la Fenerbahçe'nin işi yürümez yani. Yani Fenerbahçe'ye şöyle söyleyeyim, Zico gibi, geçmiş dönemde bir Zico vardı. Zico gibi, Fatih Terim gibi, Şenol Güneş gibi böyle tecrübeli adamlar lazım. Öyle. Erol Bulut'larla, Aykut Kocaman'larla bu iş olmaz abicim. Trabzonspor 2-1 kazanır diyorum ben. Söyleyeyim, Trabzon kaç haftadır yenilmiyor. Bu Fener'i de devirecek evvelallah. Yani kesin. Fenerbahçe yenilirse Erol Bulut istifa eder mi? İster etsin, ister etmesin. Yıkıldıktan sonra hay etmiş, hay etmiyor. Hiç önemli değil. Önemli olan Trabzon'un kazanması. 2-1, 1-0 olabilir yani. Fener'i batıracağız Trabzon'u. Gemiyle dönecekler. Fenerbahçe deplasmanda da olsa, iç sahada da olsa fark etmiyor. Fenerbahçe'nin bu seneki performansı çok, yani standardın çok altında. Yeni gelen Mesut Özil normalde dünya standartlarında futbolcu olmasına rağmen Fenerbahçe'ye geldiğinde bir aurası değişti zaten. Yani Mesut'a yazık oldu. Ben üzülüyorum Mesut adına. Trabzon'a ben başarılar diliyorum. Büyük ihtimal Trabzon handikap da yapabilir. Skor Fenerbahçe çok ezileceğini düşünüyorum. Çünkü Trabzon çok diri ve çok hazır bir takım. Bu maçta mutlaka bence Trabzon sağlam bir galibiyet alır. Valla bence yani yani Fener yenilirse büyük ihtimalle yenilecek. Bu maçta gitmez de yani sadece Erol Bulut da değil mevzu. Emre Belezoğlu ve Volkan Demirel'le birlikte bunu üçlü paket yaparlar gönderirler yani. Fenerbahçe gördüğümüz gibi kaç haftalardan beri. Malum Trabzon'da da en iyi sonuçları beraberlik olur diye düşünüyorum ben. Trabzon'da haftalardır yenilmediği için bence sonuç belli yani, konuşmaya bile gerek yok. Ama Fenerbahçe'de değişmesi olan çok şey var, değişmesi gerekecek olan. Ne mesela diyecek olursanız, kardeşim kendi mevzusuna yönelecek Fenerbahçe ilk başta. Yani kendi mevzusu derken ne Nurettin abi, sen de bunu iyi biliyorsun. Yani öyle hani onun sosasını almak, bunun irfanını almak, yok Mesut'u getirdim, Ahmet'le top oynayacağım değil. İhtiyacın neyse o. Onu alacaksın, işine odaklanacaksın, şampiyon olacaksın. Bu kadar basit bu işte. Ama Fenerbahçe maalesef bunu yapamıyor. Haftaya beyaz futbolda bu. Yani işte bu hafta bilmem yani, beyaz futbol. Ama Trabzon'da maalesef. Ama yok, gerçekler ben. Lütfen. Siz şimdi arkadaşlar, yanlış kişiye sordunuz abicim. Sonuçlar ortada. 3 atar Fener bir seher bu hafta. Yazın bunu bir tarafa. Hani 3 atar bir seher Fener. Şimdi bu arkadaşın bir armasına bakın. Kime ne sordunuza. Kime ne sordunuza. Kime ne sordunuza bir bakın abicim, anladın mı? Yıldız'ı da çekin kardeşim. 4 tane yıldız var, onu da çekin. Oğlum yıldız istersen bizde dolu. Yıldız istersen bizde dolu. Anladın mı? Mesut'u var, İrfan'ı var, ne bileyim kalecisi var, evet. Sosası var. Az önce sayıyordu ya, bunlar ihtiyaçlardı. Şimdi mesela örnek veriyorum, Maya tutmadı. Maya tutacak. Sene merak inşallah. Etmeyin. Seneye değil, bu sene. Sene inşallah. Fenerbahçe Trabzon'dan galip çıkacak arkadaşlar. Bu kadar iddialıyım. Net. Ha bu haftaya yenilmiş, yenilebilir. Evi varsa satın basın Fener'e. Evi varsa satın bak. Ev varsa villada oturun abicim. Villa varsa yalıda oturun. Anladın mı? Basın yani Fener'e. Hiç sorun değil. Fener galip. İkinizden de bir skor tahmini alalım abi. 3-1 Trabzon yener kardeşim. 3-1 Fener yener abi. 3 atar bir seher. Bir golü de kendi kalesine atar Trabzon yener. Fener gol atamaz yani. Net. Yoruz bak. Tamam. 3-1 yener. Öncelikle Fenerbahçe camiasına sevgiler, saygılar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük takımı. Kanaryam güzel kuşum. Rengine vurulmuşum. Yağmur çamur demeden deplasmana koşmuşum. İçimdeki bu sevgi, sarı lacivert rengi. Arasan bulamazsın Fener'deki sevinci. Sabah akşam düşümde, işe eve dönüşte. Hiç aklımdan çıkmazsın, Fener sevgisi işte. Tek başına ordusun, yıldızlar topluluğusun. Allah seni korusun, inşallah şampiyonsun sözleriyle söze başlıyorsun. Ali Koç'a sonsuz sevgiler, saygılar. Fenerbahçe gibi camianın başında böyle bir büyük bir mutluluğu görmenin çok büyük bir zevkini tattırıyor bizlere. Fakat
Gönül isterdi ki orta sahaya Gustavo'nun yanında bir Gustavo görevini yapabilecek olan bir kişi ve golcü. 25 tane transferin içinde bir tane güzel santraforumuz olsaydı şu andaki konumuz çok farklı olurdu. İnşallah Trabzonspor maçından sonra da Erol Bulut'un istifası veya gidip gitmemesi çok önemli değil. Ama Fenerbahçe camiasının şu anki durumdan kurtulup 4-4'lük bir pozisyona gelip Trabzonspor'da devirip oradan dönmesini temenni ediyoruz. Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne olur? Benim bir Fenerbahçe olarak yani görüşüm, Fenerbahçe alır. Yani alma şiddeti başka şansı yok. Yani öteki türlü Erol Bulut gider. Yani kaybetmeli bir lüksü yok Fenerbahçe'nin. Zaten çok basit puanlar kaybetti. Gönlümüz Fenerbahçe'nin almasından yana alır diye düşünüyoruz. Alır. Yani %80 diyelim alır yani. Ben bu Trabzon'da eski şeyine değil. Aslında normalde 8 haftadır falan galip ama 9. haftayı çıkaramaz. Benim şahsi görüşüm Erol Bulut biraz hafif kaldı. Yani gitsin. Yani daha üst düzeyde bir yönetici gelebilir yani bu futbolcuları yönetmek için yani. Çünkü bugün Mesut Özil ile Erol Bulut arasında denge farkına baktığın zaman hani onu yönetecek bir şey değil, kapasitede değil bence. Benim fikrim, şahsi fikrim. Bir skor tahmini alalım bir daha abi. Vallahi 2-0 Fener yener kardeşim. Abi sence Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne olur? Bence Trabzonspor kazanır. Çünkü kendi evinde oynayacak, büyük ihtimalle galip gelir. Vallahi ise bence kovulur da bence zaten Fenerbahçe'ye Erol Bulut yakışmıyor. Daha üst düzey bir antrenör olması lazım. Yani da ondan daha kaliteli bir antrenör olması lazım. İçeride çünkü çok kaliteli topçular var. Ben Beşiktaşlıyım ama büyük ihtimalle Trabzon galip gelir. Bir skor tahmini alalım bir daha. 1-0 veya 2-0 Trabzon kazanır. Şimdi şöyle konuşayım kardeşim. Fenerbahçe, ben kendim şahsıma da Fenerbahçeliyim zaten. Kalite kadro olarak süperiz. Ama bir eksiklik, bir kopukluk her zaman bir yerlerde var. Şu an bu yorumu şöyle söylüyorum. Trabzon bizi bence yener bir Fenerbahçeli olarak. Ve Erol Bulut'un dikmesi bizim için en hayırlı alışım. Mesut Özil almışsın, İrfan Hocam bunlarla da en başta hocayı değiştireceksin. Allah'ın izniyle hocayı değiştirsek geçmişi silip geleceğe daha güzel adımlar atacağız. Sözlerimi ya şaşa Fenerbahçe olarak bitiriyorum. Ama skor tahmini verirsek muhtemelen maç ortada biter. Beraber olur yani. Valla bence Fenerbahçe-Trabzon maçı ikisi de kuvvetli takım. Ama Fenerbahçe biraz daha ağır basıyor. Fakat ben bir Anadolu çocuğu olarak da Trabzon'un almasını isterim. Bir Bursalı olarak. Trabzon'un almasını isterim yani. Trabzon bence daha ağır basıyor. Çünkü Fenerbahçe takımı oturtturamadı. Erol geldi herhangi bir şey daha yapamadı. Yani Galatasaray gibi Galatasaray. Bak mesela Fatih Terim bir adam nokta atış yapıyor. Herifler şakır şakır top oynuyor. Bence Trabzon diye. Trabzon derim yani. Trabzon kazansın. Fenerbahçe yenilirse Erol Bulut gider mi dediğin gibi? Gider. Gider. Bu sefer şey yapmazlar yani. Tahammül etmezler. Gider. Çünkü Fenerbahçe eski bir kulüp. Galatasaray eski bir kulüp, Beşiktaş eski bir kulüp. Anlatabiliyor muyum? Türkiye'nin ilk futbol kulüpleri. Onun için gider gibime geliyor ama gider. Bir skor tahmini de alalım abi. Skor tahmini 2-1 Trabzon olur.